İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Hakimiyet Gazetesi. Esnaf zorda. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 23. Olağan Genel Kurulu'na tek listeyle girip güven tazeleyen Talat Dinçer, Mersin'de yılda 5000 civarında esnafın kepenk kapattığına dikkat çekerek yeni açılan iş yerlerinin de sadece %2'sinin ayakta kaldığını söyledi. Anzak ve Türkler Çanakkale'de buluştu. Mersin Valiliği ile Mersin Üniversitesi işbirliğinde 57. Alaya Saygı Yürüyüşü Çanakkale Şehidi Torunları ile Anzak Torunlarının Çanakkale'de buluşturulması projesi gerçekleştirildi. Mersin Gazetesi. Kazanlı'da otellerin temeli bu yıl atılıyor. Mersin'e ikinci belek. Turizmde Mersin büyük atağa kalktı. Türkiye'nin yeni turizm cazibe merkezi yolda. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 4 milyar liralık yatırımın müjdesini verdi. Mersin'e ikinci beleği kuruyoruz, yatırımcılar projelerini hazırlıyor, otellerin temelini bu yıl atacağız dedi. Liseliler arası tiyatro günleri başladı. Tiyatro günleri kutlaması liseliler tarafından kortej yürüyüşü sokaklarda dikkat çekerek başladı. Yahya Günsür Meslek Lisesi öğrencileri şarkılar, halaylar şeklinde sokak ortasında eğlenerek dikkatleri üzerine çekebildi. Vatandaş dikkatlerini öğrencilere verirken tiyatro günleri pankartının hakkında bilgi sahibi oldu. Güney Gazetesi. Sulama göletine düşen kadın hayatını kaybetti. Mersin'in Merkez Mezitli ilçesinde dinlenmek için kenarına oturduğu sulama göletine düşen kadın hayatını kaybetti. İddiaya göre ilçeye bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Melek Bayır eşiyle birlikte bahçelerine çalışmaya gitti. Bir süre çalışan çift mola verdi. Moladan sonra eşi ise dönerken Melek Bayır ise göletin kenarında dinlenmeye devam etti. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle Bayır sulama göletine düştü. Gülnar'la Profesör'den memleketini anlatan çizgi roman. Gülnar Hatun'u artık çocuklar da okuyacak. Türkmen oymaklarını ve yörükleri etrafında toplayarak toprakları için savaşan ve adının Gülnar ilçesine verildiği Gülnar Hatun efsanesi çizgi roman kahramanı oldu. Kadın Gazetesi. Arakan'daki vefalı genç ve annesine Türkiye'den destek. Arakan'daki Müslümanların yurtlarından sürülmesi sırasında anne ve babasını günlerce sırtından küfeyle taşıyan Muhammed Eyüp'ün bu vefası Türkiye'den karşılık buldu. Bu vefalı gence sürgündeki kamplarda günlerce arayıp bulan İhlas Haber Ajansı muhabirinin araştırması ve Muhammed Eyüp'ün anne ve baba sevgisi karşılıksız kalmadı. Organik çileğe kadın eli değdi. Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün çiftçilere yönelik başlattığı tarımsal yayın ve geliştirme projesi kapsamında kadın çiftçiler organik çilek üretimine büyük rağbet gösteriyor. İMC Gazetesi. Rezalet. Mersin'de kanalizasyondan çıktığı tahmin edilen pis ve kirli su denize akıyor. Kirli suyun aktığı yerde vatandaşların denize girmesi ve yetkililer tarafından herhangi bir uyarı yapılmaması dikkat çekerken halk salgın hastalık riskiyle karşı karşıya. Şehit polislerin adını taşıyan okullara kitap. Erdemli'de şehit polis adlarını taşıyan okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gönderilen kitapların dağıtımı yapıldı. Akdeniz Gazetesi. Yardım eli bekliyor. Mersin'de aniden kalbinin durması sonucu boyundan aşağısı felç kalan iki çocuk annesi 26 yaşındaki Zelal Acar, yeniden ayağa kalkabilmek için yetkililerden yardım bekliyor. Kızına yaklaşık bir yıldır kendi evinde bakan anne Suna Gündüz, kızının iyileşebilmesi için kök hücre tedavisi olması gerekiyor. Maddi durumumuz yok. Yetkililerden kızımın tedavisi için yardım istiyorum.
Onu çok özledim. Tek isteğimin kızımın bana yeniden anne demesi dedi. TÜFAT'ta futbol şöleni başladı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Mersin Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen ve veteranlar futbol turnuvası bu yılda büyük bir katılım ile başladı. Turnuvaya bu yıl Tarsus'un efsane futbolcu ve teknik adamlarından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmiş Sayman Mutlu'nun ismi verildi.